Konya bahçemizden herkese merhaba. Nefes nefese kaldım çünkü bir takım hazırlıklar içerisindeyiz. Aronyalarımız ne güzel çiçeklenmeye başladı derken maalesef baklazını görmeye başladık yoğun miktarda. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da en çok bilinen yöntemlerden mavileyen içine su koyma yöntemini uygulamaya karar verdik. Elimizde mavileyen maalesef bulunmuyor. Onun yerine yoğurt kovalarına ve pet şişeleri kesip mavi çöp poşeti koyup içlerine su koyarak bunları aronyaların arasına yerleştirmeye karar verdik. İki gün önce bu durumu fark etmiştik. Bugün gelinceye kadar tabii birçok çiçekte zarar var. Aronya'nın sözde herhangi bir zararlısı yok diye söyleniyordu ama baklazınlı var. Çiçeklerine zarar veriyor. Diğer meyve ağaçlarına da. Şurada bir tane hemen gördüm. Bakalım gösterebilecek miyim? İşte burada kendisi arkadaş. Çiçekleri maalesef yiyerek meyve oluşumunu engelliyor. Bunları uzaklaştırmamız gerekiyor. Hepsinde yok. Geçen bir elle temizlik yapmıştık. Ama burada olmadığımız zaman da çıkarlar diye bu mavileyenleri sıra aralarına koymaya karar verdik en azından birer tane. Bu şekilde bir çözüm yolu. Alışsın diye koyuyor musun? Bu şekilde çözmeye çalışacağız. Birkaç gün sonra gelince de bu pet şişeleri tekrar çekmeye çalışırım. İşe yarayıp yaramadığını. Şu an tabii maalesef zarar verilenler. Burada da bakın. Bir sürü var. Şunda var. Çekiyor musun? Evet, bunda var. Bu çiçeklere maalesef zarar veriyor. Bunda da var. Bakalım işe yarayacak mı? Deneyip göreceğiz. Umarım kurtarırız. Sene mahsul almayı beklerken böyle bir durumla karşılaştık. Alabildiğimiz kadar önlem almaya çabalayacağız. Şimdi biz bu pet şişelerin bir yerleştirme işlemini yapalım. Sonra tekrar görüşmek üzere. Pet şişeleri yerleştirinceye kadar gelen arkadaşlar. Bunlar buradan tırmanıp çıkar mı hiçbir fikrimiz yok. Daha önce tecrübe etmediğimiz bir durum. Pet şişeleri aronya parseline yerleştirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 25-30 kadar pet şişe hazırladık. Farklı farklı yerlere yerleştirdik. İçine girip de sanki geri çıkıyorlarmış gibi geldi bize ama pek de emin olamadık. O yüzden Koray şu an çiçeklerin üzerinde gördüklerini elle topluyor. Bilmiyorum artık, Allah'a emanet. Aronya'nın böyle bir derdi varmış. Burada bizim üçüncü yaprağını açacak olan minik bir parselimiz var. Dolayısıyla geçtiğimiz iki ilkbaharda onlar az da olsa çiçeklenmişlerdi. Ama böyle bir zararlıyla karşılaşmamıştık. Doğanın dengesini insanoğlu olarak o kadar fena bozmuşuz ki ben bu araziyi ilk aldığımızda işte böyle ilaç atanlara ya da işte doğaya zarar veren mücadele yöntemlerine başvuranlara çok kızıyordum. Şimdi hala tasvip etmiyorum ama kızmaktan vazgeçtim. Özellikle tek bir çeşit yetiştiren çiftçiler, onları çok iyi anlıyorum.
Bizim şu an arazimizde çok fazla çeşit var ve hepsinin ayrı ayrı bir derdi var. Kesinlikle hani ot ilacı atılması taraftarı değiliz biz. Atmadığımız için her tarafımızı ot da basıyor ama bunlar aynı zamanda bitkilerimizi boğuyor. Ama eğer ticari bir kaygıyla yapan küçük çiftçiler ya da orta ölçekli çiftçiler, onların dertlerini anlıyorum en azından. İlk başta anlamıyormuşum ama şu an anlıyorum. Bağcılık olsun, işte bu aronyada bu baklazının zannedersem ilacı da yok. Zaten tıbbi aromatik bir bitki olduğu için de atılmaması gerekiyor. O gibi durumlar da var. Ama atılan ürünlerde atan çiftçilerin derdini çok iyi anlamaya başladım. Çünkü maddi bir gelir, ekmek kapısı sonuçta ürün alması gerekiyor. Evet, hem insan sağlığına zararlı ilaçlar var, hem doğaya zarar veren ilaçlar var. Bunun bir orta yolu mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Mesela hani biz buradan şu an bu aronya parselinden ciddi bir gelir beklentimiz yok. İleriki yıllar için elbette var ama ek gelir olarak bu sene için yok. Ama olan bir çiftçi için şu an böyle bir zarar olsaydı acayip derecede zarar vermiş olacaktı bu böcek. Ama doğaya biz bu şekilde zarar vermemiş olsaydık, onun kendi düşmanı, doğal düşmanı, araştırdığım kadarıyla da bir eşek arısı, o gelip onları yiyecekti doğa dengede olsaydı. Aynı şey mesela bu sene Türkiye'nin çoğu yerinde fare, çok fazla fare görüldü. Sorsanız çiftçilere yılan yok, yılan yok diyorlar. Evet, yılan yok çünkü atılan zehirlerle yılanların da yok olduğunun onlar da farkında, bilincinde. Ama işte ekmek kapısı olunca aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık muhabbeti oluyor. Bu aslında üzücü bir durum. Ben her iki tarafı da anlıyorum yani. Her iki tarafı da anlayabilecek noktaya geldim. Aradan geçen 3 yılın sonunda. Biz hala herhangi bir ilaç hiçbir şekilde kullanmadık. Bir şekilde o birbirini yiyen doğal düşmanların dengesinin bu arazide zaman içerisinde oturmasını ümit ediyoruz. Aronyalara bu sene çapalarken mesela 3-4 tane yılan gömleği gördük aronyaların diplerinde. Yılan popülasyonu artıyor diye seviniyoruz. Ya da işte onun zararlısı neyse o da gelecek diye. Yan parsellerimiz olduğu gibi ekin, buğday ve arpa ekiliyor çoğunlukla. O tarlalara gitseniz üzerinde sadece kara sinek uçuşuyor. Sanki böyle başka bir boyuta geçmişsiniz gibi. Bizim araziye girince ise envai çeşit börtü böcek doluyor. Yani aslında doğayı kendi haline bırakınca kendini bir şekilde onarmaya başlıyor. Biz ona inanıyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. Ama ekmek parası için de bir şekilde en azından izin verilen, hani fazlası kesinlikle zarar. Çünkü hiç farkında olmadan, bilmeden, kullanmadan fazla kullanılan bir ilacı fazla kullananlar da var. Bilinçli olarak yapanlara da saygı duyuyorum. Bu aronya baklazında olayımız da bu şekilde. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.